Sevgili seyirciler, Sefillerin Gözünden programına hoş geldiniz. Bu hafta kardeş demeyeceğim, kardeşten öte, içimizden biri sayabileceğimiz bir ülkeyi tanımaya çalışacağız. Öyle bir ülke ki kendi ülkelerinde yaşayan nüfusları Türkiye'de yaşayan, göç etmiş olan nüfuslarından daha azmış. Buyurun Kosova Cumhuriyeti'ni biraz daha yakından tanıyalım. Kuzeyde Sırbistan, güneyinde Kuzey Makedonya ve Arnavutluk, batı kesiminde ise Karadağ'la komşu olan güzel ülke Kosova. Balkanlarda yer alan küçük bir ülke olan Kosova, 2008 yılında Sırbistan'dan tek taraflı olarak ayrılmış ve bağımsızlığını ilan etmiştir. Bağımsızlığının ilanı sonrasında Avrupa Birliği'ne giren Kosova, günümüzde 116 ülke tarafından resmen tanınmaktadır. Sovyetler Birliği ve Yugoslavya'nın dağılmasıyla Sırbistan'ın hakimiyeti altına giren Kosova, 1999 yılında NATO'nun müdahalesiyle Sırbistan idaresinden ayrılmıştır. Kosova bayrağı günümüzde mavi renkli arka plan üzerinde toplamda 6 adet yıldız bulunduran ve onun altında olan Kosova haritasından oluşmaktadır. Bayrakta bulunan 6 yıldız, ülkede Türkler de dahil olarak yaşayan toplam 6 etnik grubu ifade eder. Ülke nüfusunun yaklaşık %95'lik dilimini Müslümanlar oluşturur. Kosova'nın resmi dilleri Arnavutça ve Sırpçadır. Romanca, Türkçe ve Boşnakça konuşulan diğer diller arasında yer alır. Kosova'nın hükümet yönetimi sistemi parlamenter cumhuriyet sistemidir ve ülkenin tek resmi para birimi de Euro'dur. Kosova'da birbirinden güzel farklı şehirler bulunmaktadır. Bütün bu şehirler mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken şehirlerdir. Bunlar arasında başkent Priştine olmak üzere diğer şehirler Prizren, İpek, Yakova, Gilan ve İstok gibi şehirlerdir. Ilıman karasal iklimin hakim olduğu Kosova'da kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Yaz ayları ise Akdeniz etkisiyle sıcak geçer. Bu sebeple Kosova'yı ziyaret etmek için en ideal zaman aralığı Mayıs ve Eylül aylarıdır. Kosova'nın sahip olduğu ekonomi genel olarak büyük ölçüde ticaret ve hizmet sektörü ağırlıklıdır. Bu ülke zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir. Fakat sektörel bazlı olarak milli gelirlerde sırasıyla %60 ve de %20 paya sahip hizmet sektörleri ve tarım sektörleri bu halk için gelir kaynağıdır. Sevgili seyirciler, anonsta da ifade ettiğim üzere bu hafta Kosova'yı tanımaya çalışacağız. Kosova'yı ve maslahat güzarlarını. Dikkat etmişsinizdir, büyükelçi demedim. Görelim bakalım maslahat güzar ne demekmiş ve neden burada Kosova'nın şu aralar bir büyükelçisi değil de bir maslahat güzarı var. Sayın Gent Cicoli, öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Siz şu anda Kosova'nın Ankara'daki geçici maslahat güzarısınız. Sizi tanımak isteriz. Bize lütfen anlatın. Kimdir Gent Cicoli ve neden maslahat güzar deniyor, büyükelçi denmiyor? Çok sağ olun, teşekkür ederim davetiniz için. Aslında böyle bir platformda kendimi ifade edebilmem benim için sevindirici. Soy ismimi çok güzel söylediniz. Cicoli, doğru. Çünkü Arnavutça'da biraz farklı olabiliyor, doğrudur. Benim annem babam İpek doğumlu, İpek şehri. Mehmet Akif Ersoy'un geldiği bir şehir. Oysa ben doğuma büyüme Priştineliyim, Kosova'nın başkenti. Orada liseye kadar okudum, üniversiteye Ankara'ya geldim. Yani bu birinci gelişim değil, aslında ikinci gelişimdir. Daha önce okumuştum Siyasal Bilgiler Fakültesi Ankara Üniversitesi. Şimdi ise geçici maslahat güzar olarak görevdeyim. Çünkü bizim büyükelçimiz, en son büyükelçimiz, Ekselansları İlir Dugoli, Washington'a tayin edildi. Yeni büyükelçimiz gelinceye kadar görevde ben olacağım. Harika. Şimdi bunları siz anlatın istedim. Baştan ben söylemedim. Ne büyük onur, ne büyük mutluluk bizim için. Bir kere bir Ankara Üniversitelisiniz. Ben de Ankara Üniversitesi'nin öğretim üyesiyim. Ama onun ötesinde bizim gibi Türkçe konuşan ve Türkiye'de yetişmiş bir yabancı diplomatla konuşuyoruz. Peki, biraz daha
şöyle eğitim hayatınızdan bahsedelim. Hangi yıl Türkiye'ye geldiniz? Geldiğinizde Türkçeniz yeterli miydi? Burada mı öğrendiniz? Üniversite hayatı kolay mı geçti? Biraz anlatın bize. Şöyle bir durum var. Türkiye'ye gelmeden önce o zamanlarda yani 90'larda uydudan programlar izleniyordu Kosova'da. İşte Astra vardı. Alman kanalları izleniyordu. Bir de Türk kanalları çok izleniyordu. O zamanlarda küçükken ben de böyle bir fırsatta bulundum. Birkaç kelime öğrenebildim filmlerden falan. Ama Türkiye'ye geldiğimde ne kadar Türkçeyi bilmediğimi öğrendim aslında. İlk İzmir'e gittim. 2004'te burslu olarak okuyacaktım Türkiye'de. O yüzden İzmir'e gittim. Orada Tömer okudum bir sene boyunca. Türkçedeki ilk adımlarımı orada attım. Tabii ki de Türkçeyi hala öğreniyorum. Türkçeyi öğrendim diye bir şey diyemem. Ama oradaki hocalarımız bize çok yardımcı oldu. Ondan sonra Ankara Üniversitesi SBF siyasalı kazandık. Siyasala gelince gerçekten yani şanlı, çok önemli bir okul Türkiye'de. Yani elit tabiri kullanmak belki doğru olmaz. Ama en çok kadro veren, diplomaside, Türkiye diplomasisinde en çok kadro veren bir üniversitedir. Şimdi en önemli siyasi aktörleri de görüyoruz Türkiye'de. Siyasaldan gelmiş olabiliyorlar kendileri. Oradaki hocalarımız gerçekten çok kaliteli hocalardı. Zaten onların elinden yazılan kitaplar bütün Türkiye'deki uluslararası ilişkiler öğrencileri o kitaplardan öğrenim görmüş. O yüzden o açıdan gerçekten çok şanslıydım. Kolay mıydı? Gerçekten yani özellikle ilk başlarda çok zordu. Çünkü Türkçeyi bilmiyorsunuz o kadar o düzeyde, o yüksek düzeyde. Zaten hani Türk öğrencilerin de zorluk gördüğü bir şey. Akademik bir dil. Normal sokakta konuşabileceğimiz bir dil değil. Daha spesifik bir dil olabiliyor. Özellikle siyasi bir dil olunca ve hukuk araya girerse o zaman işte Farsçadan, Arapçadan, Osmanlıcadan gelen kelimeler oluyor ki gerçekten zorluyorsunuz kendinizi. Ama aslında şöyle bir durum var. Eğer sizi bir şey zorluyorsa o sizin yani belli bir süre sonra o sizin avantajınız olabiliyor. Tabii yani bizi zorlayan hususlar esasında bir zaman sonra gücümüz, kuvvetimiz haline de geliyor değil mi? Yani şimdi bir sürü faktör var. Şimdi direnç daha güçleniyor, daha artıyor. Ama aynı zamanda işte zor yoldan bir şeyi öğreniyorsanız, özellikle okuldan bahsediyorum bu açıdan. Yani ilk başta söylüyorsunuz yani niye Türkçe'de okuyorum, niye İngilizce olmasın ya da Arnavutça'da ana dilimde olmasın ama ondan sonra siz üç dille o üniversiteden çıkıyorsunuz yani. Şimdi mesela diplomat olarak Türkçeyi bilmek benim için yani büyük bir avantaj ve bunu sadece ben demiyorum. Tüm Ankara'daki diplomatlar bunu söylüyor yani. Çünkü yani Türkiye öyle bir yer ki diyelim Dışişleri Bakanlığı'nda tabii ki de hani yüksek düzeyde İngilizce konuşulabilen bir kurumdur. Ama diğer kurumlarda mesela Türkçeyi kullanırsanız daha kolay bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Ya da bir araştırma yapmak istiyorsanız bir özel bir konu, herhangi bir konu üzerinde Türkçeyi bilmek gerçekten yani avantajlı olabiliyor. O açıdan benim avantajım da olabiliyor yani Türkçenin. Siyasal bilgilerin kilit önemli rolüne geri dönmek gerekirse tabii siz çok şanslısınız. Hem Ankara Üniversitesi gibi köklü bir üniversitede hem de siyasal bilgiler gibi bir fakültede okumuşsunuz. Dışişleri Bakanımız sizin bölümünüzden mezun Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da siyasallıdır. O da uluslararası ilişkiler eğitimini orada yapmıştır. Peki şunu sorayım size. Bu ikinci gelişinizde değil yani diplomat olarak gelişinizde değil ama ilk gelişinizden önce Türkiye ile ilgili nasıl düşünceleriniz vardı? Hissiyatınız ne yöndeydi? Ne umuyordunuz, ne buldunuz Türkiye'de? Bu güzel bir soru çünkü insanlar sinemadan çok etkilenir. Yani bugün Hollywood'dan izlediğimiz filmler oluyor. Amerika'yı da öyle düşünebiliyoruz bazen. Biz de Türkiye'yi şahsen ben
Türkiye'yi sinemadan tanıyorum yani. Ve buraya geldiğimde ilk başta böyle Türkçe'de olan reklamları görüyordum. Türkçe konuşan insanları görüyordum. Sanki sinemadayım gibi geliyordu bana. İzlenim böyleydi. Her şey hayali geliyordu. Çünkü pek fazla o zamanlarda gezme fırsatımız olmadı. Biliyorsunuzdur, savaş oldu, mülteci olarak ancak ülke dışına çıkabildik falan. Ama Türkiye'ye geldiğimde bambaşka bir misyonla geldim. Burada eğitim görmek için geldim. O zaman farklıydı tabii. Ama şimdiden ilk baştan söylemek gerekiyorum. Türk toplumu misafirperver bir toplumdur. Yabancıya karşı çok iyi davranan bir toplumdur. Ve ben kendimi evet yabancı bir ülkedeydim ama ikinci evimdeymişim gibi hissettim kendimi her zaman. Ve bu hala da sürüyor. Zaten o açıdan da pek entegre olmak için pek sorun yaşamadık. Peki benzer mi? Yani Kosova'nın adetleri, Kosovalıların hayata bakışı ve Türklerin diyeceğim hayata bakışları, adetleri, gelenekleri, görenekleri benzer mi? Yani Kosova'daki yaşam Türkiye'deki yaşamı andırır mı? Şimdi bu kompleks bir konu. Tabii ki de her toplumun, her etniğin kendi kültürü, örf adeti vardır tabii ki de. Bizi daha özel kılan şeyleri vardır ama tabii ki de ortak kültürümüz de var, ortak adetlerimiz de var. Bu çok şeyden kaynaklanabiliyor. Ortak bir geçmişimiz var Osmanlı İmparatorluğundan. Dinden kaynaklanan bazı adetler olabiliyor. Bazı örfler, gelenekler kaynaklanabiliyor. %80'i Müslüman demiştiniz değil mi? Belki daha fazlası. Daha fazla. Ama çoğu Müslüman olan bir ülkeyiz. Ama içlerinde Katolik de var, Ortodoks da var ve ama huzur Müslüman içinde hakkında. Yani zaten Kosova'nın en önemli uluslararası düzende tanınmış bir şeyi var Kosova'nın. O da huzur içinde tüm dinlerin bir arada yaşayabilmesidir. Evet. Ve gerçekten Türkiye ile arasında olan bağlar Kosova'nın bu açıdan daha güçlü kılınıyor. Çünkü ortak faktörler olursa tabii ki de yani daha rahat anlaşabiliyoruz. Daha kolay anlaşabiliyoruz. Bu sadece sosyal anlamda değil, özellikle ekonomik anlamda da yansıyor. Diyelim iki iş adamı bir araya geliyor. Kendi düşüncelerini, ifadelerini çok daha rahat aktarabiliyor birbirlerine. Çünkü kültür benzerliği var. Kültür benzerliği var. Yani bu bir gerçek. Çünkü aynı bölgede sonuçta yaşamış olan iki toplumuz. O yüzden. Tabii ki. Peki Kosova yemekleri Türkiye'de de yani Kosova'ya, Arnavutluğa has yemekler ne bileyim mesela prasa böreği yapılır mı sizin evinizde? Evet yapılır. Preş mi diyorsunuz ona? Preş diyoruz doğrudur. Preş börek, böreğe börek diyor musunuz? Ha, böreğe börek diyoruz aslında Arnavutların yaptığı börekler çok ünlüdür. Diyelim Zagreb'e gidebilirsiniz, Bosna'ya gidebilirsiniz, Saraybosna'ya. Her yerde en önemli ünlü börekçiler Arnavut börekçileridir. Arnavut. Evet. Ama sadece böreklerimiz yok yani. Bir sürü ünlü, güzel yemeklerimiz var. Ama şunu da belirtmek gerekiyor. Türk mutfağına çok benzeyen bir mutfağımız var. Tabii ki de bazı özel yemeklerimiz oluyor. Ama Türk mutfağına çok benzeyen bir mutfağımız var. O açıdan da hiç zorluk çekmiyoruz. Yani Türkiye'ye geldiğimizde İşte o açıdan sadece eşimin söylediğini bir şey söylemek istiyorum çünkü o bu konunun biraz daha uzmanı sanki. Daha fazla yağ ve tuz kullanılıyormuş Türkiye'de. Ben de bunu pek fark edemiyorum yani çünkü sonuçta iki ülkede yaşadığım için yani pek alıştım artık. Doğru. Peki şimdi siz geldiniz Türkiye'de diplomasi eğitimi aldınız, uluslararası ilişkiler okudunuz, sonra ülkenize gittiniz ve Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştınız. Şimdi ilk görev yeriniz gene Türkiye oldu. Bu nasıl bir histi? Yani bekliyor muydunuz? Mesela Türkiye'ye gönderileceğinizi hissediyor muydunuz ya da söylendi mi bu en baştan size? Yani sen Türkiye'de okumuşsun, seni muhtemelen Türkiye'ye göndeririz dediler mi? Yoksa güzel bir sürpriz mi oldu sizin için? Ya ben burada eğitim görmeye başladığım andan itibaren kendimi hayal ettim yani bu işi yapacağımı. Türkiye'ye de geleceğimi az çok biliyordum. Niye dersiniz? Çünkü tabii ki de bende olan bu
avantajlar, Türkçeyi bilmek, Türkiye'yi bilmek beni diğer arkadaşlarımdan belki daha uygun bir kişi olarak oluşturmaktadır. Ama şimdi geleceğimi tabii ki de bilmiyordum. Bu bizim bakanlığımızın verdiği bir karardır. Daha geç de gelebilirdim. Evet. Şimdi oldu. Ne güzel de oldu. Daha sonra da gelirsiniz. Büyükelçi olarak da görürüz inşallah sizi. Onu bakalım, bilemeyiz. Ama sağ olun. Güzel. Şimdi bir de tabii Türkiye'de yerleşik Kosovalılar var. Hatta ben anonsta söyledim. Kosova'nın kendi nüfusu 1 milyon 800 bin civarında. Oysa ki Türkiye'de yerleşik Kosova asıllı Türklerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının nüfusu galiba daha fazla. Bu durum diplomatik etkinliğinizi, diplomatik faaliyetlerinizi nasıl etkiliyor, neler oluyor? Mesela çifte vatandaşlık var mı? Bu insanlara böyle bir imkan sunulmuş mu? Güzel bir tespit, çünkü bu gerçektir, yani öyledir. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan beri Kosova'dan Türkiye'ye göç eden Kosovalı var. Arnavut olsun, Türk olsun, her toplumdan, her etnik grubundan gelen var. Bu birkaç sene boyunca, birkaç on seneler boyunca oldu. Ama şimdi Türkiye ve Kosova arasındaki olan bağ daha özel bağdır. Yani diğer devletlere bakarsak. Çünkü hani siyasi anlamda, ekonomik anlamda, kültürel anlamda, spor alanında her açıdan baktığımızda gerçekten sıkı bir işbirliği var. Ama bu işbirlikleri, devletler arasındaki olan işbirliğini toplumlar arasındaki bağı daha güçlü kılıyor bu genel ilişkileri. Çünkü Türkiye'de yaşayan ciddi bir Kosovalı topluluğu var. Ama aynı zamanda Kosova'da çok önemli, her zaman olumlu katkı vermiş bir Türk topluluğu da var. Ve o topluluğun anayasaya dayalı kendi hakları da vardır. Ki bu gerçekten çok önemli. Ve evet, gerçekten bu tüm bu devlet arasındaki ilişkileri çok olumlu etkiliyor. Anayasaya dayanan, anayasada yazılı olan hakları var Türk azınlığın Kosova'da dediniz. Çünkü çoğunluk Arnavut etnik olarak. Mesela dilleri, yani Türkçemiz Kosova Anayasası'nda yazılı mı? Türkçe zaten resmi dil olarak Prizren Belediyesi'nde, Mamuşa Belediyesi'nde resmi olarak kullanılabiliyor. Kosova'da diyelim okullarında Türkçe dilinde eğitim gören topluluklar var. Türk toplulukları. Yani Türkçe evet. Eğitim alabiliyorsunuz. Evet, evet. Türkçe resmi işlem yaptırabiliyorsunuz tabii devlet de. Dairelerinde. Tabii ki de. Evet. Hatta Türkçe'de kimliklerinizde Türkçe'de, yani Türk dilinde kendi isminizi, soy isminizi de yazabiliyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bunlar tabii her gün, her zaman edinebildiğiniz bilgiler değil. Peki ya buradaki Kosova kökenli vatandaşlarımız elçiliğe gelirler mi? Siz onların gecelerine, toplantılarına katılır mısınız? Tabii ki de. Yani burada Türkiye'de yani bir sürü Kosova uyruklu dernek var. Onlarca diyebilirim yani. Ve bizim diyelim 17 Şubat bizim bağımsızlık günümüz var. Senede bir kutlanıyor. Hepsi geliyor. Seve seve geliyor. Çünkü her gün kutlayabilecekleri bir gün değil. Ama tabii ki de biz büyükelçilik olarak bir sürü misyonumuz var. Onlardan biri de bizim kendi toplumumuzla daha yakın ilişki kurabilmektir. Kendi dertlerini öğrenebilmektir. Yardımcı olmaktır. Arabacı olmaktır. Daha önce de söylediniz, çifte vatandaşlık alanlar da var. Ya da Kosova'da Kosovalı biriyle evlenen var. Sonra vatandaşlığı kazanma hakkı doğuyor. Karşıdan da olabiliyor. Kosova'dan Türkiye'de evlenen var. Zaten artık bu modern hayatta diyelim spordan, sanattan, sinemadan diyelim Kosova'dan Türkiye'ye gelen var çok. Onlar da burada hayatını kuruyor. Artık gerçekten bir sürü imkan oluyor. Biz de büyükelçilik olarak yapabileceğimizi yapıyoruz yardımcı olabilmek için. Sayın Maslahat Güzel, diplomasi özel, son derece önemli ve insanın dimağında birçok anı biriktiren bir meslek. Tabii siz genç bir diplomatsınız ama
Sizin şöyle bir avantajınız var. Siz bu ülkede eğitim hayatınızı da geçirmişsiniz, üniversite hayatınızı. Unutamadığınız bir hatıranızı seyircilerimizle paylaşır mısınız? Eğitim hayatınızdan olur, diplomasi hayatınızdan. Buyurun. Bir sürü hatıra olabilir. Ama benim hep hatırladığım ilginç bir konu. Çünkü diğer yerlerde pek göremeyeceğiniz, rastlamayacağınız bir konudur bu. Ulu Önder Atatürk'ün öldüğü saattir. Günü ve saat. 10 Kasım 9'u 5 gece. Anında ben okula gidiyordum İzmir'de dili öğrenmek için. Anında sokakta herkes durdu. Kimse hareket etmiyor. Ben de baka kaldım. Yani ne oluyor falan. Ben de durdum tabii ki de. Hani hayal mi bu? İnanamıyordum yani ne olduğunu. Ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi herkes yürümeye devam etti. Bana çok ilginç gelmişti. Niye? Çünkü o anda iki kişi vardı. Yaşlı bir adam kendi ayakkabılarını küçük bir çocuk temizliyordu. O anda ikisi de ayağa kalktı. Ve birbirine bakarak durdu. O anda herkesin eşit olduğunu anladım. Bu toplumda herkesin aynı saygıyı gösterdiğini anladım. Herkes aynı mesajı verdiğini gördüm. Ve bunu gerçekten başka bir yerde görmedim, olduğunu da duymadım. O yüzden bunu hep hatırlarım ve biri Türkiye'ye geldiğinde ve o tarihe yakın geldiğinde hep söylerim. Yani o şeye rastlayabilirsiniz şu yüzündendir. Öyle o yüzden duruyorlar. Şaşırmayın. Evet, şaşırmayın. Çok güzel. Ben bazen konuk ettiğimiz diplomatlara, büyükelçilere şöyle söylüyorum. O kadar iyi tanımışsınız ki bizi, neredeyse bizden biri olmuşsunuz diyorum. Sizde bunun fazlası var. Siz hakikaten bizden birisiniz artık. Ne mutlu size, ne mutlu bize. Peki, Gent Cicolli eğer diplomat olmasaydı ne olurdu? Ya da çocukken ne olmak isterdiniz? Çocukken ben basketbolcuydum. Priştine için, bizim başkentimiz için oynuyordum. Ama aynı zamanda bilgisayar mühendisi olmak isterdim. Ama hayat işte sizi farklı yerlere götürebiliyor. Sonra daha çok siyasete ilgi duyduğumu, uluslararası ilişkilere daha çok ilgi duyduğumu, diplomasiyi sevdiğimi, toplumları daha iyi anlamak isterdim. Hani daha önce söylediniz bizden biri olmuşsunuz. Tabii ki de biz diplomat olarak nereye gidersek o toplumu daha iyi anlamak isteriz. Daha yakından görmek isteriz. Kültürünü daha iyi bilmek isteriz. Yemekleri, ne istedikleri, ne sevmediklerini. Bu bizim işimiz de ama ben bu işi severek de yapıyorum. Bunu diplomat olmadan da yapardım zaten. Ama herhalde bilgisayar mühendisi olurdum. Artık yeni çağın olan bir mesleğidir. Bizim Kosova'da zaten gençlerimiz bu sektörde çok başarılı, çok güzel iş çıkarıyor. Ben de belki onlardan biri olabilirdim. Ama mutlu görüyorum sizi mesleğinizle. Ben çok mutluyum. Bu işi severek yaparım. İşte budur. Yani severek yapılan meslekler insanı yormaz ve insanı mutlu kılar. Gerçekten derler. Öyle. Gerçekten, gerçekten de öyle. Peki, şimdi mutlaka bizi seyredenlerden Kosova'yı ziyaret etmek isteyenler çıkacaktır. Zaten çok yakın mesafe. İstanbul'dan sonra bir saat, bir buçuk saat içinde varıyor musunuz? Bir saatten biraz daha fazla uçakla gidilebiliyor Priştine'ye. Yani doğrudan İstanbul Ankara'ya gider gibi bir şey esasında. İstanbul'dan evet, bildiğiniz hemen mi? Öyle. Priştine'ye evet. Varıyorsunuz. Peki nereleri görsünler? Ne yapsınlar? Biraz anlatır mısınız? Yani böyle biraz hazırlıklı gitsinler. Hem de en üst düzeyde önerileri alalım. Kosova 10.000 kilometre kareden biraz daha büyük olan bir ülke. Yani toprak olarak o kadar büyük bir ülke değil. Devlet çok büyük bir devlet değil toprak açısından. Toprak büyüklüğü her açısından. Her yeri gezilebilir yani. Ama o küçük... Türkiye'ye kıyasla her zaman bunu söylüyorum. Türkiye küçük olan küçük bir ülke o kadar çok zenginlikler içeride var ki gerçekten herhangi bir bölgeye gittiğinizde, herhangi bir şehire gittiğinizde farklı şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. O açıdan çok zengin bir ülke. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Kosova'nın nüfusu gerçekten genç. %70'i 35 yaşından daha genç olan bir ülke. Dinamik iklimi de gerçekten
dünyaya gezdiğimizde bunun kıymetini daha iyi anlıyoruz. Her iklimi yaşayabiliyorsunuz Kosova'da. Kış, yaz, ilkbahar, sonbahar hepsi var Kosova'da. Kosova'nın çok güzel dağları var. Turizmi çok güzel o açısından. Çok güzel yerleri gezebiliyoruz. Yeşillikler olabiliyor, dağları olabiliyor. Şehirleri diyelim. Pristina tabii ki de başkent, çok dinamik bir şehir. Siyasi, üniversite anlamı da olabilir ama benim açımdan en güzel şehri Prizren şehri. Çeşitliliği çok olan, çok dinli, çok etnikli, tarihi mirası olan, Osmanlı'dan da gelen, madem Türkiye kamuoyuna konuşuyoruz bu konuyu, Osmanlı'dan gelen tarihi mirasımız var orada. Köprüler, camiler, Bizans'tan da gelen kiliseler var. Yani nereye gidersiniz Kosova'ya, zaten birkaç gün içerisinde gezersiniz. Çok güzel insanlarımız, misafirperverliğimiz, bunun yani güzel bir gezme olayı olarak sunabiliyor Kosova'mız. Sayın Maslahat Güzel, şimdi Kosova diyoruz ama Kosova'daki toplumsal yaşam nasıldır? Yani yaşam nasıl akar? Tarihi, kültürü nasıldır? Bize biraz anlatır mısınız? Yani Türkiye'den gidip orayı ziyaret edecekler, nasıl bir toplum görürler? Bir de somut olarak hangi abideleri, işte hangi camileri, hangi şehirlerde nereleri görsünler? Biraz açar mısınız o konuyu lütfen? Kosova gerçekten kültürel, sosyal açısından zengin bir ülkedir. Medeniyetlerin kesiştiği bir ülkedir. Bizans'ın olduğu, Osmanlı'nın olduğu bir Kosova'dır. Ve tabii ki de gezilecek yeri çoktur. Şehirlerden bakarsak Priştine var, Prizren var, İpek var, Cakova var, bir sürü güzel şehir var. Doğal güzellikleri olan, tarihi mirası olan, her güzel insanı olan şehirlerdir bunlar. Priştine'ye gittiğinizde diyelim, abidesi var, Newborn abidesi. Bizim bağımsızlığımızı ilan ettiğimizde Newborn, şehrin merkezinde bir abide var. Yazıyor Newborn İngilizce'de. Demirden yapılmış bir abidedir. Doğru, demirden yapılmış. Onun tam karşısında savaş zamanında cinsel şiddete uğramış kadınlar uğruna yapılan heroinat bir heykel var. Kahramanlar anıtı gibi. Evet. Ve o gerçekten bizim kolektif arşivimizi her zaman canlatıran bir heykeldir o. Priştine'yi geçersek diyelim Prizren'e geçebiliriz. Prizren gerçekten benim favori bir şehirdir. Çok etnikli, çok dinli, miras zengin olan bir şehirdir. Zaten Osmanlı tarihinden kaynaklanan bir sürü köprü var, cami var, türbeler var. Ama aynı zamanda doğallık açısından bir sürü güzel dağ var. Prizren tarafından, İpek tarafından, Cakova tarafından diyelim. Gerçekten Kosova'da gezilecek çok yer var ve her mevsime gittiğinizde, ki her mevsimi yaşıyoruz orada, orada farklı bir hisse kapılabiliyorsunuz. Peki bu İpek şehrinin ismi Türkçeden mi geliyor? Yani bizdeki İpek kelimesinden mi geliyor? Olabilir. Bunu araştırmadım. İpek diyorum çünkü İpek'in Türkçesi İpek. Ama biz Arnavutça'da Peya diyoruz. Yani ben Türkçe'de söylüyorum. Yoksa biz Arnavutça'da resmi dilde Peya diyoruz. Şehrin ismini Peya mı diyorsunuz? Peya ama bazı Osmanlı şehirlerin de İpek deniyordu değil mi? Yok, şimdi de İpek deniliyor. Evet. Anladım. Yani resmi kaynaklarda Türkiye'de İpek olarak geçiyor. Anladım. Ama Kosova'da Peya olarak geçiyor. Peki orada yaşayanlar yani şehrin isminin İpek de olduğunu biliyorlar. Tabii ki de. Tamam. Yani o kadar yakın ki esasında kültür, o kadar iç içe ki. Peki ne yesinler? Türkiye'den giden ve orada işte bir turistik gezi yapacaklar. Neler yiyebilirler? Gastronomi açısından biraz bilgi verin bize. Konunun uzmanı değilim.
Ama tavsiyede bulunabilirim. Bizim etimiz çok güzel ve çok meşhur. Türkiye'de köfte denildiği, bizde kebaplar var. Ve onlar gerçekten çok lezzetli. Köfte kelimesini siz de kullanıyor musunuz? Kullanıyoruz ama farklı bir yemek çeşidi oluyor. Ama Türkiye'de köfte denildiği, Kosova'da kebap tabiri kullanılıyor. Ve onlar çok güzel, özellikle Prizren şehrinde. Prizren şehrinde evet. Gittiklerinde o zaman kebap, köfte filan kesinlikle. Başka... Onu yapmadan Kosova'dan ayrılmasınlar. Gelinmez. Peki mesela ayran içilir mi sizde? Ayran kültürü var mı? Evet, ayran da var. Ya hakikaten çok benziyoruz evet, ama şimdi evet. Hani ayran ve köfte varsa zaten... Mutfak hani... açısından ilk başta söylediğim gibi gerçekten çok benzer yemeklerimiz olabiliyor. Şöyle bir faktör var. Kosova'da medeniyetlerin kesiştiği gibi mutfakların da kesiştiği bir yerdir. Evet. Yani bir yandan Türk mutfağı olduğu, diğer yandan İtalyan mutfağı da bulunuyor. Diyelim tatlılarda baklava, çok güzel baklava yapılıyor. Ama aynı zamanda çok güzel trileçe de yapılıyor. O yüzden eğer Türkiye'den Kosova'ya giden biri varsa bu ikisini tatmadan ayrılmasın. Çok güzel. O zaman bir öğünün sonunda tatlı olarak trileçe yesinler, diğer öğünde de baklavaya dönsünler diyorsunuz. Peki yemekten sonra mesela biz çay içeriz, kahve içtiğimiz olur. Bunlar var mı? Tabii ki de. Evet. Hem Türk kahvesi var, hem çay var. İkisi de içiliyor. Ama şunu da belirtmek gerekiyor. Kosova'nın çok ünlü ve çok güzel yaptığı macchiatosu var. Bu da tabii ki de İtalya'dan gelen bir kahve ama bizim uzmanlaştığımız bir kahve. Çok güzel yapılıyor. Kesinlikle bunlar da zaten baklavanın üstünde ya da trileçenin üstünde gidiyor. Denesinler. Çok güzel. Eminim sizi hatırlayacaklar. Kosova'ya gidenler oturdukları zaman sofraya ben bunu görmüştüm televizyonda diyecekler. Evet. Peki vize istiyor musunuz Türk vatandaşlarından? Yani insanlar vize almak zorunda mı Kosova'ya gitmek için? Hayır, gerek yok. Çünkü iki devlet arasında imzalanan bir ikili anlaşma var. Vizeleri kaldırdık. Vizesiz 90 gün boyunca kalabiliyorlar. Hem Kosovalılar Türkiye'de hem Türkeliler Kosova'da. O açıdan sorun yok, bürokrasi yok. Biletleri kesip gidebiliyorlar. Türk Hava Yolları mutlaka uçuyordur. Her gün uçuyor mu Kosova'ya? Her gün uçuyor. Harika. Eminim bugün bu programımızı seyreden izleyicilerimizden birçoğu bu yaz tatilinde Kosova'ya şöyle bir ziyaret yapacaklardır. Kuzeyden Alp uzantısı yükseltiler, batıdan Adriyatik'e paralel dağlarının ortasında yine dağlar ve derin vadilerden oluşan Kosova. Çok etnikli yapısıyla turistleri büyüleyen Kosova'nın kültürel ve ekonomik başkenti olan Priştine'de müzeler, camiler, tarih yapılar ve birbirinden güzel parklar gibi gezilecek pek çok turistik rota bulunur. Kafe, restoran ve mağazaların dizildiği dar sokaklarıyla bilinen bu küçük şehir, konuklarına dinlendirici ve harika bir seyahat deneyimi vaat eder. Kosova'da görülmesi gereken yerlerin başında Osmanlı döneminden kalmış tarihi bir yapı olan Hünkar Camii gelir. Tipik Osmanlı mimari özellikleri gösterir. Fatih Sultan Mehmet'in emriyle 1461 yılında yapımına başlanmış olan cami, Fatih Camii olarak da bilinmektedir. Priştine halkı ve devleti için oldukça önem taşıyan bir yapıdır. Ayrıca Priştine'de hizmet veren tek Ortodoks Kilisesi olan Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi, şehrin kalbinin attığı hem turistler hem de yerel halk için buluşma noktası olan Skanderbeg Meydanı ve heykeli, Azize Teresa Bulvarı büyük bir ilgi görüyor. Bunun yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahlarından biri olan Murat Hüdavendigar'ın Kosova Savaşı sırasında öldükten sonra buraya defnedildiği düşünüldüğü için üzerine bir türbe inşa edilen Sultan 1. Murat Türbesi de Türkler ve yabancı turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilen yerlerin başında yer alıyor. Müslüman ve genç nüfusu yoğunlukta olan ülke insanları oldukça sıcak ve misafirperverdir. Yemek kültürlerine gelince... Kosova mutfağı Türk mutfağından çok uzak değildir. Bakliyatlar, et yemekleri, yahniler, köfte çeşitleri ve salatalar mutfağın temelini oluşturur. Ülkenin mutfağı Orta Doğu ve Sırp mutfaklarından oldukça etkilenmiştir. Arnavut böreği, çoban salata ve beyaz lahana salatası, tave kose denilen bir kuzu eti yemeği ve sudak balığı ülkenin iddialı lezzetleri arasında yer alır.
Tatlılardaysa bir Arnavut lezzeti olan trileçe, sütlaç ve helva turistlere özellikle tavsiye edilen lezzetler arasında bulunur. Peki, şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama bu programımızın son tarafında size şunu sormak isterim. 4-5 tane kısa soru. Siz Türkiye'yi çok iyi tanıyorsunuz. Türkiye'de en sevdiğiniz şehir hangisi? Türkiye'de bir sürü güzel şehir var. Herkesin tadına göre, kendini bulabileceğine göre bir şehir oluyor. İzmir'i seviyorum. İlk Türkiye'ye geldiğimde İzmir'e gittim. Her zaman güzel hatıralarım olur. Denizi var tabii ki de. İnsanları da güzel, havası da güzel. Ama en çok etkilendiğim bir şehir var, o da Hatay'dır. Yani bir şehir içerisinde o kadar çok kültür var ki, o kadar huzur var ki o şehrin içinde. Yani bir yandan kilise görüyorsunuz, Ortodoks Kilisesi, bir yandan Protestan Kilisesi, diğer yandan cami oluyor. Yemekleri çok güzel, çok fazla baharat olsa da yine de çok güzel ve nehri oluyor, çok temiz bir şehir. Ve gerçekten o ilgimi çok çekmişti oraya gittiğimde. Hatta tabii ki de Ankara'nın kendi özel tarihe dayalı bir anlamı vardır. Ama bence bir başkent öyle olması gerekiyor. Yani diversity diye bir tabir var İngilizce'de. Bu da çokluğu, çeşitliliği. Evet. Anlatıyor. Çeşitlilik anlatıyor. O açıdan gerçekten Türkiye'yi çok güzel bir şekilde ifade ediyor Hatay. Hatay, güzel. Yemeklerden de bahsettiniz. Hani baharatlı olmadığı zaman yiyebiliyorum, rahat ediyorum diyorsunuz. Çok acı olmadığı sürece. Peki Türkiye'de sevdiğiniz, en çok sevdiğiniz yemek hangisi? Evet, en çok sevdiğim yemek beyti. Rahat yenilebiliyor ama tadı da çok güzel. İçinde kebap var. Eti sevdiğim için gerçekten güzel bir yemek. Peki Kosova'da da yapılıyor mu beytiye benzer bir şey? Ben şahsen görmedim. Onu da özlüyorum zaten. Kosova'ya gittiğimde özlüyorum beytiyi. Peki. Özlemek demişken o soruyu da sorayım o zaman. Bu diplomasi mesleği malum. Geliyorsunuz, alışıyorsunuz, belli bir dönem görev yapıyorsunuz, sonra bir gün tayininiz çıkıyor, gidiyorsunuz. O tayin çıktığında ve gittiğinizde artık Türkiye'de yaşamadığınız günler geldiğinde Türkiye'den neyi özleyeceksiniz? En çok şunu özlüyorum Türkiye'den veya özleyeceğim Türkiye'den dediğiniz unsur ne? Şimdi diplomat olarak biz buna hazırlıklı olarak geliyoruz her zaman. Psikolojik bir hazırlık var. Hatta şunu diyen var, biz sivil askeriyiz. Yani bize bir tayin gelir, biz oraya geliriz, misyonumuz var, misyon biter, ülkemize dönüyoruz. O açıdan evet ama diğer yandan da insanız tabii ki de. Hislerimiz var, duygularımız var. Türkiye'de en çok bende iz bırakan şey misafirperverliktir. Ve gerçekten nereye gitsek kapılarımız açıktır. Özellikle Kosova olarak yardımcı olurlar. Ve sürekli bize yol gösterirler. O açıdan insan özlüyor. Tabii ki o nazikliği, o güzel davranışları falan yani Türkiye kültürünün içinde olan bir gelenektir. Onu en çok özlerim ben. Çünkü diyelim tabii ki de her devletin, her toplumun kendi özellikleri vardır. Ama bazı topluluklar biraz soğuk davranabiliyor. Bazen işte sizin hani duygusuz mu acaba bunlar diyebiliyorsunuz o anda. Türkiye'de bunu hissetmezsiniz. Gerçekten çok nazik davranan bir toplumdur Türkiye toplumu. Güzel. Programımızın sonuna geldik ve şunu ifade edeyim. Program su gibi aktı. Yani sizin bize bu kadar yakın olmanız, Türkçeyi bilmeniz hakikaten çok şeyi fark ettiriyor bu tür programlarda. Tahmin ediyorum seyircilerimiz de aynı şeyi düşünmüşlerdir. Son olarak seyircilerimize ne söylemek istersiniz? İlk önce böyle bir fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten çünkü her gün rastlayacağımız bir fırsat değil.
Tabii ki de ben burada Kosova'yı temsil etmek için geldim. Türkiye güzel bir yerdir. Çok güzel şehirleri vardır, çok güzel bölgeleri vardır. Ama aynı zamanda Balkanlarda da Kosova bu açıdan ünlüdür. Kosova'ya gelmelerini, Kosova'yı daha yakından görmelerini, eğer ekonomiyle, ticaretle ilgili olan varsa Türkiye, Kosova'nın kapıları açıktır. Ticaret yapılabilir, yatırım olabilir. İşbirliğimizi daha sıkı bir şekilde bir hale getirelim. Bizim kapılarımız her zaman açıktır ve hepsini bekleriz. Bu açıdan da yardımcı olmaya çalışırız. Harika. Ben de hem Diyanet İşleri Başkanlığımız hem de Diyanet TV ailesi adına size çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ülkemizde kalan zamanınızın çok mutluluk içinde geçmesini temenni ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Bugün Balkanların incisi ve tam bir kültür mozaiği olan Kosova'yı biraz daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Bize kendi evimizde gibi hissettiren Sayın Maslahat Güzar Gent Gicikolli'ye ve ekibine gönülden teşekkür ediyoruz. Sefirlerin Gözünden ekibi olarak yine yeniden farklı coğrafyalardan farklı hikayeler dinlemek için yola koyuluyoruz.